Merhaba, bu dersimizde Go programlama dili içerisindeki strings package'inde bulunan count fonksiyonunu inceleyeceğiz. Count fonksiyonunun kullanımı çok basit. Bununla bir string içerisindeki, string katarı içerisindeki arama paternini arayıp ve bundan kaç adet olduğunu bulabiliriz. Mesela burada birkaç örneğim var. Örneğin moon. Moon kelimesi içerisinde kaç tane O var diye bir arama yapmak istiyorum aslında burada. Ya da Jamaica içerisinde kaç tane büyük harf var? Büyük A var. Gene Jamaica içerisinde kaç tane Ame var? Ya da Japanese içerisinde kaç tane Japan var? Japan içerisinde Japanese var mı? Ya da daha farklı veriler de kullanılabilir. Bunun string olması yeterli bizim için. 10 üzerinde herhangi bir işlem yapılabilir. Mesela şurasını tire 43 yaparsak buradan bize bir adet bir sonucu dönecektir. Çünkü bir tane tire 43 var. Ama şurada mesela bize sıfır değeri dönecektir. Çünkü herhangi bir tire 54 değeri yok burada. Şimdi bunları inceleyelim ve sonuçlarını görelim. Bakın moon içerisinde iki tane O olduğunu söylüyor. Jamaica içerisinde büyük A yok. Sıfır. Jamaica içerisinde Ame var bir tane. Onu geliyor. Onu getiriyor. Japanese içerisinde bir tane Japan var. Japan içerisinde herhangi bir Japanese yok. O yüzden sıfır aldık. XYZ burada ise gördüğünüz gibi bir tane T43 olduğu için bunu ekrana yazabiliyorum. Bir olarak. Ama altındakinde herhangi bir kayıt yok. Tire 54 şeklinde. O yüzden sıfır. Diğerinde nedir peki? Burası biraz farklı. Mesela bu biraz kafanızı karıştırabilir. Şunu söyleyeyim sonra geleceğim buna. Test. Test içerisinde boşluk var mı? Yok. Sıfır. Ama dikkat ederseniz burada 5 yazıyor şunda. Çok ilginç bu. Burada davranış şekli şöyle. Aslında epey ilginç. Test 4 karakterli bir veri burada. İçerisinde de herhangi bir şey yok. Bu boşluk karakteri değil bu arada. Programatik olarak bunu boşluk olduğunu düşünüyorsanız öyle değil. Şuradaki boşluk. Bu sadece string gibi işlemlerde başlangıç amacıyla, başlangıç verisi amacıyla kullanılan bir tanımlama yöntemi diyebiliriz. Burada herhangi bir veri yok. Bunu kullanırsanız burada size test verisi artı 1 şeklinde bir veri dönüşü yapacaktır. Yani testin değeri nedir? Şöyle programatik yazayım. Test artı 1. Testin length'ini al. 4 karakter var burada. 4 artı 1, 5. O yüzden bize burada bu sonucu verdi. Mesela test x yapsam. Şimdi de 6'yı verdi. Gördüğünüz gibi. Bunun davranışı biraz ilginç yani.